Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu ve Piyasalar Yorumu'ma hoş geldiniz. Piyasalar Yorumu'nda önce yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki gelişmeleri anlatacağım ve arkasından bölümleri ayırıyorum. Altın, gümüş, dolar, TL, borsa gibi bölümlerde istediğiniz bölümleri izleyebilirsiniz. Ancak başındaki bölümü izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü birçok sorular soruluyor ve aslında o soruların cevabını ben başında vermiş oluyorum. Bir de özellikle Twitter'da yazdıklarımda sizlerden çok yoğun bir şekilde beğeni geliyor. Yani ben kendimi bir yerde mahcup hissediyorum. Çünkü yani Türk lirasına güvenin, ülkenize güvenin, ülkenizin borsasına güvenin falan diye çok uzun anlattım insanlara ve hatta ki bu Naci Ağbal'ın sıkı para politikasıyla dolar kurunun 7.50 civarında bir yerlere gidip oradan sonra tekrar döneceğini de düşünüyorum. Yani benim için çok kötü oldu. Mahcup da oldum insanlara karşı. Her ne kadar benim suçum olmasa bile böyle bir şey beklemiyordum çünkü böyle bir şey olmasını, ama sizlerden gelen yani yorumlar çok destekleyici şekildeydi. Sadece bu yeni gelen başkan konusunda bazı takipçilerim ya ne var işte faizler düşsün işte iyi bu mantık falan mantığındalar anladığım kadarıyla. Onlar çok mutlu değiller benim faizleri savunmamdan, ama siz mutlu olmasanız da doğru şeyleri ben söylemeye devam edeceğim. Çünkü zamanda ben bu dolar düşecek dediğim zaman 8.50'lerdeyken de hayır dolar nasıl düşer, hayatta da düşmez, sen işte alay ediyorsun insanlarla falan diye daha da üzerine gidenler oldu. Ben o zaman gene söyledim ki 7.26'ya gelecek dedim ve o 7.26'ya geldiği zaman yani ben zaten haklı olduğum zaman hani düşmeyecek diyordunuz, Paşinyanlar ne oldu diye söyledim, ama bu lafımı bile anlamak istemediler, doğru anlamak istemediler. İşte Paşinyan diyorsun da şöyleydi böyleydi, insanlara Ermeni denir mi falan. Hayır işte o dolar düşecek dedik ve düştü. Şimdi o zaman da o dolar düşecek dediğimde dolara yatırım yapanlar mutlu değildi. Siz mutlu olmasanız da ben bunları söylemeye devam edeceğim. Bir anket yaptık ve anketimizin sonucunda önemli bir kesimin, %28'lik bir kesimin zamlar ne kadar artarsa artsın, yeter ki bu faizler düşsün kafasında olduğunu görüyorum. Yani dolar kuru artıyorsa ve dolar kuru arttığı için, başka şeyler için de zam yapılıyor ama sırf dolar kuru arttığı için bu kur artışından kaynaklanan zamların katlanmaya hazır bu %28 kesim. Diyor ki bu faizler çok yüksek, düşük olsun ama her şey ateş pahası olabilir. Yani ben pazara gittiğim zaman, markete gittiğim zaman, fiyatları çok yüksek gördüğüm zaman bundan rahatsız olmayacağım. Faiz çünkü şöyle kötü böyle kötü diyor. Ama diğer taraftan da büyük çoğunluk diyor ki hayır ben bu kadar hayat pahalılığını istemiyorum. Bu faizler yüksek olursa olsun kimse, ben kredi kullanmıyorum. Kullanmak zorunda olan düşünsün. Zaten her sanayici de her esnaf da kullanmak zorunda değil. Yani değil mi? Herkes kullanmak zorunda değil. Bazısının öz kaynağı güçlü kullanmıyor. Müteahhitler ama siz yani konut almak isteyenler kredi kullanmadıkları zaman fazla satamıyorlar. Onların öyle bir derdi var. Neyse şimdi öncelikle dış piyasadan başlayalım. Amerikan 10 yıllıklarıyla başlayalım. Amerikan 10 yıllıklarının bu buralardan ya da 1.97'den falan bir yerlerden artık dönmesini beklediğimi birkaç kez söylemiştim. İşte çizimler burada duruyor. Ve haftalık grafikten de bayağı bir yükseğe geldiğini, sata dönüşeceğini söylemiştim. Şimdi bugün itibariyle bu gelinen seviyede 1.68'de bu şekilde haftayı kapatacak olursak veya daha aşağısında haftayı kapatacak olursak bakın burada bir sat sinyali oluşmuş oluyor. Wave trend osilatörümüzde haftalıkta böyle bir şeyin oluşması gayet güzel. Amerikan 10 yıllıklarda geri çekilmenin başlaması bizi rahatlatacaktır. Kim için rahatlatacaktır? Şöyle rahatlatacak, onu da söyleyelim. Yani bu Amerikan 10 yıllıkları arttığı için zaten bizim gibi gelişmekte olan ülke para birimlerinde bir değer kaybı vardı. Ve de işte bir para çıkışı falan da vardı. Yani bu bizim Merkez Bankası Başkanı değişikliğinden ayrı olarak zaten böyle bir risk vardı. Zaten böyle bir risk olduğu için de Naci Ağbal 100 değil 200 bas puan arttırmıştı. İşte o risk azalacak anlamında olumlu bir şeydir. Artı yani TL güçlenecek anlamında, artı ons, altın ve gümüş, platin güçlenecek anlamındadır. İyi bir şeydir yani faizlerin bu şekilde düşmesi. Şöyle bir günlük grafiğimize baktığımızda bu durumda
işte şöyle bir 1.61'e kadar falan en azından gelmesi, ki şu anda 1.68'de, bayağı bir piyasayı rahatlatacaktır. Oraya gelip tekrar yukarı gidebilir belki, ama gitmeye de bilir yani bu sefer, çünkü iyi bir yerden satış geldi. Bu sefer burayı kırabilir. Yani kırma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum, ama tabii ki bunlar ihtimaldir yani. Öyle bir çünkü şeyler söyleniyor yani sene sonuna kadar 2,5 olacak falan diye. Öyle bir şey şart değil. Çünkü bu fiyatlar da dediğim gibi bazı yatırımcı için cazip. Özellikle Asya'da bazı yatırımcılar için cazip. Evet, Asya'dan da satışlar oldu. Bazıları için cazip değil belki, ama bazıları için cazip bu fiyatlar. Hele ki bu fiyatları bulamayacaklarını anlarlarsa belki daha da fazla alabilirler ve daha da düşebilir. O yüzden bu iyi bir şeydi. İkinci konu, tabii ki bununla da paralel olarak dolar endeksi. Şöyle gene dolar endeksini de haftalığı gösterelim. Dolar endeksinde şu haftalıkta üzerine çıkılmıştı geçen hafta. Bu hafta da üzerinde ve işte şöyle çizmişiz, 93,47 buraya kadar gelebilir. Buraya geçerse 94,72'ye kadar gelebilir, ama ondan sonra tekrar düşmesini bekliyoruz demiştim. Şöyle de bir işte wave trend oscillator buralara kadar falan yükselip buralardan düşebilir yani Nisan ortasında, ki şu anda biraz düşüş olduğunu görüyoruz dolar endekste. Dolar endeksi peki niçin artıyor? Biraz da şunun için artıyor. Avrupa'da aşılama işleri çok yavaş gidiyor. Avrupa bu işi bir türlü beceremiyor. Özellikle Almanya tarafında falan işler hiç de iyi değil. Fransa yeniden kapanmayı falan düşünüyor. Oysa Amerika'da çok daha hızlı, çok daha etkin bir şekilde bu işler yürüyor. Kişi yani nüfusa oranla bakıldığında Türkiye bile Almanya'nın önündeki, yani Türkiye'deki imkanlar ne kadar belli biliyorsunuz yani, ki bizdeki aşı ithal falan, onlar kendi Avrupa Birliği'nde üretilen aşıyı falan yapıyorlar. Biz ona rağmen biz daha iyi organize olup bu işleri yapabiliyoruz demek ki. Elimizden gelen bir şey bu kadarken yani Almanya'nın çok daha iyi olması gerekirdi, ama değiller. Fransa daha bile kötü durumdaki Almanya en iyilerine birisi. İngiltere zaten Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Onlar zaten çok iyi götürüyorlar bu işi. Evet. Ama zaten buradaki problem de Euro tarafında yani. Ve o da zaten işte dolar endeksinde etki ediyordu. Yani Amerika daha çabuk toparlanacak ekonomisi. Avrupa Birliği çok daha geriden gelecek gibi. İşte şu anda ama bunun biraz fazlasıyla olduğu anlaşılıyor anladığım kadarıyla. Çünkü gördüğünüz gibi dolar endeksi geri geliyor. Dolar endeksinin geri gelmesi ne demek? Demin anlattığım şey, yani TL'nin güçlenmesi, ons altının, ons gümüşün vesairenin güçlenmesi anlamındadır. Bu da iyi bir şeydir. Gelelim şimdi bizdeki duruma, yani dolar TL'ye. Şimdi bizdeki durumda şöyle, Merkez Bankası'nın bugün yatırımcı sunumu vardı. Yerliler olarak baktığımızda yatırımcı sunumundan memnun kaldıklarını söylüyorlar. Yani en azından şunu görmüşler. Yani deniyor ki Merkez Bankası Başkanı öyle bir faiz falan indirmeyecek kısa zaman içerisinde. Öyle bir işte faizler çok yüksekti, bu indirecek beklentisi vardı. Öyle bir şey yok. Yani indirmeyecek. Bu anlaşılıyor. Ve sıkı para politikasını devam ettirecek. Yani ama uzun süre indirmeyeceğim de dememiş. Devam ettireceğiz demiş. Peki, ama ek sıklaştırma yapacağım da demedi. Yani bu durumda, ama bir taraftan da diyor ki ek sıklaştırma yapmayacağım, ama bir taraftan da Türk lirasına itibar kazandıracağım, güveni geri kazandıracağım. İşte bu güveni nasıl kazandıracak bilmiyoruz. Çünkü önümüzdeki PPK'da yani bu ay içerisinde olacak da, eğer bu faizlerde bir arttırmayın, biraz bekleyin, bu enflasyon denen şey kur artışından kaynaklı geçici bir şey canım. Yani bir defalık böyle bir kur arttı ve o yüzden de zamlar yapıldı, o yüzden de enflasyon arttı. Bu burada kalmayacak. Nasıl olsa yabancı geri gelecek, güven kazanılacak falan deyip de böyle bir pas geçecek olursa zaten yani durum kötü demektir. O zamana kadar umarım bir düşüncesi değişir. Çünkü şu sözlerden çıkan sonuç bu anladığım kadarıyla. Tamam, biz bu faizi indirmeyeceğiz ama gerekirse de arttırmayacağız. Yani burada enflasyon olduysa, bu, çünkü kur arttı, bunlar da zam olarak bize dönecek. Biz bu faizi arttırmayacağız arkadaş. Öyle yani, biz buraya faiz arttırmaya gelmedik. Kur da artsa, enflasyon da artsa biz bu faizi arttırmayacağız. Bu düşüncede olduğunu ben düşünüyorum. PPK haklı veya haksız olduğumuzu gösterecek bize yani Nisan ayı içerisindeki. Eğer ki görüşü
bir defalık bir şey, geçici bu işler kendi kendine düzelir şeklindeyse ve kendi kendine düzelmiyorsa o zaman durum kötü diyeceğiz. Şimdi bu gelinen noktada ama dolar kuruyla devam etmek istiyorum. Dolardaki o yangın, o 2 saatlik de bile hareketli ortamın üzerindeki o güçlü dolar şu anda yangın biraz kontrol altına alınmış durumda. Bir 3-4 günden beri ama asıl son 2 işlem gününden beri benzer ülke para birimlerinde biraz toparlanma var dolar karşısında. Bugün işte dolar endeksinde falan da var. Onlardan da yardım alıyor dolar TL. Yani bugünkü dolar TL'deki düşüş büyük ölçüde benzer ülkeler para birimlerindeki gibi, yani işte 1.40 düşmüş görünüyor ama mesela Güney Afrika randı 0.8 düşmüş görünüyor. Yani bunun üzerindeki o 0.6'lık belki kısım Türkiye'yi özelinde olan bir şey ama 0.8 kısmı, yani çoğunluk kısmı işte o Güney Afrika randı hikayesi ki aslında bizim daha da çok düşmemiz gerekir. Çünkü bizde fazlasıyla yukarı gitmiş bir kur var. Bu kadar bile düşüyorsa bizdeki iyimserlik bayağı bir düşük olduğunu düşünüyorum ama bunları bir kenara bırakarak olaya bir teknik gözle baktığımda şunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ben burada önemli pivot seviyelerden bahsettim. Bunlardan bir tanesi 8.13. Şu anda onun biraz altındayız. Önemli bir destek. Bunun altına gelebilir. 8.03 buraya kadar gelebilir. Burası da kırılacak olursa 7.85'e gelebilir ki burası önemli olan destek. O 7.85'te kırılıyor ise işte şurası haftalıkta görüyorsunuz. Tekrar düşüş trendine geri dönmüş olacak. Bunların için anlatıyorum ve biz bunlardan bir şey anlamıyoruz deniyor. Bana hep şu soruluyor. İşte düşmeye başladı, düşüş trendine girdi mi? İşte düşüş trendine girmenin kriteri bu. Nasıl çıkış trendine girmenin kriteri haftalıkta 7.85'in üzerinde kapanıştı ise şu anda da haftalıkta 7.85'in altında kapanış budur yani. Yani yarın cuma gece yarısı itibariyle bu şekilde olmasıdır. Bu şekilde olmuyorsa ne oluyor? O zaman bir önceki yorumda anlattığım şey bir yatay hareket olacak. Yani biraz bir geri çekilecek, biraz bir yukarı gidecek, böyle bir süre böyle devam edecek. Ama o yatay hareketten sonra tekrar yönünü yukarı devam ettirecek. Çünkü yükseliş trendi içerisindedir. İşte şu görüntü, şu süper trendi açtığınız zaman işte şöyle geldiğini haftalıkta ve buradan da yükseliş trendine girdiğini görüyorsunuz. İşte şu 15 Mart haftası düşmüştü. Naci Ağbal görevden alındı ve yükseliş trendine girdi. Güzel görünen bir trend, bu süper trend gösteriyor. Hatta şöyle de bakabilirsiniz. Bu parametreleri değiştiriyor musunuz falan diye soruluyor. 12 saatliğe geçiyorum. 12 saatliğe siz belki geçemeyebilirsiniz. Şöyle reset settings diyelim. 22.3. Evet, şunu da 2.5 mu yapıyorduk? 2.5 yapıyorduk galiba, değil mi? Evet, 12 saatte geçiyoruz. 2.5'da yapıyoruz. Yok, 2.7 mi? Yok. 3.5 yapıyorduk zannedersem. Evet. 3.5. Evet, 3.5 yapıyoruz. 2.5 yapmıyoruz. 3.5 yaparsak 12 saatlikte işte şöyle şuradaki düşüş, buradaki yükseliş, ondan sonra buradaki düşüş, yani buradaki yükseliş. Tam şu faizler arttıktan sonraki tekrar düşüş trendine girme durumu ama ondan sonra yeniden yükseliş şeklinde geliyor. İşte o süper trend de 7.81'den geçiyormuş ama 7.85'te kırılıyorsa zaten 7.81'de kırılır. İşte bu süper trend daha evvelden de fena işler çıkartmamış görüyorsunuz. Her zaman işe yaramıyor ama çoğunlukla işe yaradığı da görülüyor. Yani şunu demek istiyorum. Buralardan bu Merkez Bankası bence çok güven vermiyor. Yani ama önümüzde de para piyasası kurulu var. O kurulda bir faiz artışı yapabilir dediği sözünün arkasında durabilir. Yani ben burada TL'ye itibar kazandırmak, güven kazandırmak istiyorsam o bunu da faiz olmadan nasıl yapacaksın bu ortamda? Normalde illaki faiz olması gerekmez. Yani bir takım yapısal reformları siz yapmışsınızdır. Enflasyonda işte hizmetten kaynaklanan efendim işte bu
aylardan beri, yıllardan beri yapılamayan hal yasasını yapıp işte aracılıktan bilmem neden kaynaklanan bu tip yapısal sorunları çözmüşsünüzdür zaten. Finans merkezini de hayata geçirmişsinizdir. Onun yasal altyapısını da en azından yapmışsınızdır. Ve böylelikle yabancı da bu finans merkezinde yer almak için Türkiye'ye geliyordur. O zaman faiz arttırmak gerekmez. Çünkü yapısal reformlar yapmışsınızdır siz. Ama bunları yapmıyorsanız, akşamdan sabaha da yapacak haliniz yoksa faizden başka çareniz kalmıyor. Yoksa bu kur biraz düşer, sonra tekrar yukarı gitmeye devam eder. İşte Naci Ağbal zamanında biraz düşüş şey yapılıyor, oldu. Bundan faydalanılıp ivedilikle işte bu hal yasasıydı, finans merkezinin hukuki altyapısıydı. İşte diğer yapısal reformlar, ekonomideki dışa bağımlılığı azaltacak, hizmet sektöründen kaynaklanan enflasyon artışını azaltacak şeyler yapılması için bir zaman kazanılacaktı. Şimdi o zaman yok artık. Çünkü kur almış gitmiş. Beklentimiz bu desteklerden birine kadar gelmesi ama ondan sonra bir yatay hareket ve sonra tekrar yükselişe geçmesi şeklindedir. Ve şu anda bulunduğu yer işte dediğim gibi 8-11, biraz daha gerileyebilir, 8-03'te falan gelebilir. Ama bir yerden sonra bu düşüşlerin de alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Ben çünkü Merkez Bankası hala daha olayın vahametini, ciddiyetini kavradığını düşünmüyorum. Yani çünkü öyle olsaydı daha evvelden konuşurdu, güven verirdi. İşte şu 8-04'e falan gelebilir, doğrudur. 1,85'e devam etmez mi diyorlar? Bilemiyorum arkadaşlar. O kadar iyimser olamıyorum ki ben genelde iyimser olan bir insanım. Bunları da niçin bu kadar uzun uzun anlattık? Çünkü bana gram altın ne olacak diye soracaksınız. Buradaki dolar TL'deki belirsizlikler varken ne gram altını diyeceğim ben de. Şimdi bunu dedikten sonra gelelim borsa tarafına. Ne diyoruz? Borsadakiler bir kere rahat olsunlar. Yani değil mi? Şimdi dolar TL'deki bu para geri gelmeyebilir. Yani tekrar bu kur 7,20'ye indirilemeyebilir. Veya işte faiz farkı da var. Onu da koyarsınız. Nisan sonu itibariyle 7,30'da olursa para kaybetmemiş oluyorsunuz. 7,30'a indirilemeyebilir Nisan sonunda. O zaman üstüne soğuk su iç deniyor zaten. Yani Merkez Bankası tarafında faiz de arttırmıyorsa üstüne soğuk su iç deniyor. O para geri gelmez o zaman. Ama borsadaki paralar geri gelir dedik. Yani borsa yatırımcısı rahat olsun dedim. Bugün bir anket yaptım ve borsa kumar mıdır diye sordum. %55 zannedersem kumardır dedi. Yani yatırımdır diyenler az da. İşte böyle olaylar olması da kumardır denmesinde daha fazla etkisi oluyor. Çünkü yani işte güzel falan işte borsa çıkacak işte yurt dışındaki bozulma bitiyor falan derken biz bir anda böyle şeyler olabiliyor. Şimdi BIST 100 endeksinde şu bahsettiğim 1409'un üzerine çıkılmıştır. Yarın da baktınız, evet yükseliş devam ediyor. O zaman cazip hisseler listemde anlattığım sanayi şirketleri tarafında ağırlık sanayi şirketleri, hizmet şirketleri tarafında olarak ama bankacılık hisselerinden de koyarak bir portföyle kademeli olarak borsaya girebilirsiniz ve iyi paralar kazanabilirsiniz önümüzdeki aylar içerisinde. Her ne kadar bu güven kaybı olduysa, her ne kadar geçen hafta borsadan 800 tahvillerden 1,1 milyar 1 milyar yaklaşık dolarlık bir yani toplamda 1,8 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı olduysa da bunların en azından bir kısmının geri gelebileceğini önümüzdeki günlerde düşünüyorum ben. Her ne kadar Merkez Bankası güven vermiyor olsa da belki PPK'da faiz arttıracak, güven verecek. Bilemiyorum o zaman daha çok geri gelebilir. İşte şu 1409'un üzerine çıkılması benim için önemliydi. Çıkıldı. Bu gerçekleşti. O zaman olumluyuz 2 saatlikte. Günlükte tabii halen daha günlükteki bu şeyimiz 1474'te kaldı. Oraya daha çok var. Ama günlükte bile bugün artık ilk al sinyalimizi gördük. Wave Trend Oscillatörümüzde al sinyalimiz gelmiştir. Önemli bir direnç geçilmiştir. Aynı zamanda bankacılık endeksinden de bahsetmek lazım. Çünkü bankacılık endeksi çıkmadığı zaman yabancı katılmıyor diye düşünüyoruz.
Bu da kötü oluyor. Bankacılık endeksimizde de al sinyalimiz gelmiştir. Bankacılık endeksimiz 2 saatlikteki Kaufman ortalamasının üzerine çıkmıştır. Ancak henüz 1138'in altındadır. O yüzden 1138 geçilmeden buralardan da alınabilir. Ancak alacağınızın kademeli olarak alın. Yani bir kısmını buralardan, bir kısmını da belki 1138 geçtikten sonra almanızda fayda vardır, riskleri göz önünde bulundurarak. Buralardan alanlar öyle veya böyle kazanacaklar, sabırlı olurlarsa uzun vadede. Uzun vade nedir dediği zaman 1 yıl ve üzeri demektir. Ancak ben bu yazın bile kazanılabileceğini düşünüyorum buralardan alanların. Yaza kadar falan bayağı bir borsanın toparlayabileceğini düşünüyorum. Borsa hedeflerimde herhangi bir değişiklik yoktur ama süreler uzamıştır. Zaman kaybı olmuştur bizim için. Başka bir şey diyemeyeceğim. Morallerinizi bozmayın. Evet, çok kötü şeyler oldu. Bunları hak etmediniz. Bana her gün dert yanıyor insanlar. Ben işte çok acı şeyler anlatılıyor. Yani yıllarca çalıştım, dövizimi getirdim, bozdurdum, borsaya koydum, garanti bankası almıştım falan gibi. Yani moralinizi bozmayın. Borsa iyi olacak. Dolar TL tarafı için o kadar olumlu değilim belki ama borsa için olumluyum. Koltuk'taki programımda daha yeniyken olay bile olumlu olmaya devam ettim. Gelelim altın tarafına. Şimdi altın tarafında ne dedik? Yani çok çok düştü artık dedik, değil mi? Yani hak etmiyor. Hakikaten yani şu pandemi öncesindeki 10 Mart'taki fiyat, ki ondan sonra Fed'in kalkıp sınırsız para veriyorum dediği zaman 8 Nisan'daki fiyat, neyse oraya gelmiştik 2 gün evvel. Oradan artık bir yükselişler başlaması gerektiğini söylüyorduk. Şu 4 saatliğin de üzerine geçmesi gerektiğini söylüyorduk. Geçecek artık diyorduk. Geçtiğini de görüyorsunuz. Tamam, geçti. Bundan sonra bu hareketin şöyle bir 1750-1755 bölgesine doğru devam etmesini bekliyorum. Orayı da geçitmesi durumunda işte tekrardan şu 1800'lü seviyelere gelip şu kanalın üst seviyesini, üst direncine kadar gelecektir. Yani öyle bir şeyler olmasını bekliyorum ki şartlarda olumluya doğru dönmüş durumda o şekilde şeyler olmasını bekleyebiliriz. Haftalıkta bakın henüz al vermiş değil ama vermeye yakın. Yani bu hafta iyi bir şekilde kapatacak olursa tıpkı şu 3 Eylül 2018'deki gibi bir al sinyali oluşacak buradan. Güzel bir yükseliş başlamasını bekliyorum. Yani o zaman o dediğimiz gibi 1750-55 bölgesinin de geçilmesiyle şu kanal artık yukarı geçilebilir. Yani 1800 falan üzerine atılıp bu kanal yukarı geçilebilir ve o kanal yukarı geçildikten sonra da o benim hedefim olan seviyeye, daha önceden de bahsettiğim seviyelere doğru hareketinin devam etmesini bekliyorum. Yani hedeflerimde bir değişiklik yok ons altın tarafında. Gelelim gram altın tarafında. Gram altın tarafında görmüş olduğunuz gibi henüz haftalıkta yükseliş trendinden geçmiş değil. Çünkü dolar TL'den kaynaklanan bir yükseliş söz konusu, ons'tan kaynaklanan değil. Belki bu durumda biraz dolar TL gerileyecek ama ons tekrardan toparlayacak. Şu anda artık 446'yı destek, şöyle belki 440'ı destek yaptığını görüyoruz. Bu desteğin üzerinde kalması, ons tarafının destek vermesi, dolar TL'nin de biraz durulmasıyla belki şöyle bir 470 bölgesine doğru gelebilecektir. Ancak çok da hızlı bir şekilde gelmesini beklemeyin. Sabırlı olun diyorum. Gümüş tarafında, altın-gümüş rasyosunda bahsetmiştim. Bakın şöyle bir haftalıkta şöyle al verdi. Yani artık yükselişe geçti ama bu bir tepki yükselişidir. Şuraya kadar, yani şu 72'ye kadar falan gelebileceğini düşünüyorum en fazla. Bunu da olup olmayacağını şöyle göreceğiz dedik. Şöyle bir aşağı doğru bir çizgi çizdik. Trend çizgisi
altın gümüş rasyosunu günlükte ve bakın o trend çizgisinden de dönmeye başladığını görüyoruz. Yani o 72'ye belki gitmeyecek. Buradan SAT'a dönmeye başladığını görüyoruz. Henüz dönmüş değil. 2 gün izlememiz lazım. Hem bugün hem yarın izlememiz lazım. Hafta sonu zaten yorum yapacağım. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Altın gümüş rasyosu düşüşe geçiyorsa gümüş altına göre daha iyi performans gösterecektir ki zaten esas beklentimiz bu yöndedir. Ama altın gümüş rasyosunda yukarı bir yönde hareket varsa ve bu biraz daha devam edecekse o zaman gümüş altına göre bir süreliğine bir iki haftalığına falan belki birkaç günlüğüne belki zayıf kalacak. Yani gümüş bir çıkıyorsa altın bir çıkıyorsa gümüş yarım çıkacak. Altın bir düşüyorsa gümüş iki düşecek gibi yorumlayabilirsiniz ama altında olumluyuz. Gümüşte de olumlu olmaya devam edeceğiz bu sinyal gelirse. Ama o sinyal gelmiyorsa yine olumlu olacağız ama biraz zaman kaybı olmuş olacak. Gümüşte 1-2 hafta tam bir süresi nedir bilemiyorum. O bazen yataylığa giriyor, bazen böyle 1-2 ay oluyor. Bazen de işte 2 hafta, 3 hafta falan oluyor, tekrar geri geliyor. Onları bilemiyoruz. Gümüşte o yüzden altını izlemeye devam ediyoruz. Gümüşte şöyle tekrardan 25-85 bölgesine geldik. Altındaki yükselişine devam etmesiyle 25-56 direncinin üzerine geçilmesini bekliyorum ben. Biraz daha yavaş olabilir gümüş. Gram gümüş tarafında da zaten çok da fazla söyleyecek bir şey olmadığını her defasında söylüyoruz. 6.47'deyiz. Yine de denecek bir şey yok şu anda. Platin konusunda o da biraz iyi bir şekilde hareket etti. Bu son 2 gündür 1221'e gelmesini bekliyorum. Burada bir al sinyali var günlükte ama haftalıkta da sat sinyali var. Dolayısıyla yani bu 1221'in geçilip geçilmemesine bakacağız. Bu hafta sonuna kadar geçilebilirse hareket güçlenecek ama geçilemeyebilir. Çünkü burada bu sat sinyali oluştu platinde. Bu da bir zaman kaybı olacak. Platinin de zaman içerisinde yükselişini sürdürmesini bekliyorum ben bu ortamda. İşte bu şekilde hepsinin üzerinden geçmeye çalıştım. Twitter'da da yardımcı olmaya çalışıyorum. Twitter konusunda şunu söyleyeceğim. Ben bir konuda görüş açıkladığım zaman bazen kendi görüşümü teyit ettirmek için insanlar bana sürekli olarak soru soruyorlar. Ve aynı soru defalarca geliyor ve bir süreden sonra ben bunlara hep aynı cevapları verdiğim halde o cevaplar verilmiş mi diye kontrol etmeden bile hep sorulmaya devam ediyor. O zaman engelliyorum. Bu sebepten engellendiyseniz bana bir mail atabilirsiniz. info@kanalfinans.com'u Twitter hesabınızın isminde verirsiniz. Sizin engelinizi kaldırırım ama lütfen ben bir görüş açıkladıktan sonra tersini bu kadar böyle bana kabul ettirmek için uğraşmayınız. Bugünlük de bu kadar.